Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimde çizmiş olduğunuz vektörel çizimlerde kullanmak üzere dekoratif bant reklamı yapımını anlatacağım. Dekoratif bant reklamı, bakın birinci sayfada çizmiş olduğum şurada alt tarafta görünen yazı ve şekil dekoratif bant reklamıdır. Aynısını nasıl yaptığımı anlatacağım bir daha size. Önce bir dikdörtgen çiziyorum. Çizmiş olduğum bu dikdörtgeni seçim aracıyla bir defa tıklatarak seçiyorum. Sonra alt tuşuna basılı tutarak sürükleyip çoğaltıyorum. 3 tane dikdörtgeni çizdikten sonra yakınlaştırma aracıyla birinci dikdörtgeni ve ikinci dikdörtgeni içine alacak şekilde yakınlaştırma yaptım. Sonra araç çubuklarımdan bağlantı noktası eklemeyi seçiyorum. Tam merkezine olacak şekilde bir tane bağlantı noktası ekliyorum. Ve doğrudan seçim aracını seçerek şu bağlantı noktası bir defa tıklatıp içe doğru çektiğim zaman gördüğünüz şekli elde etmiş olurum. Bunu uzatmak istersem de şöyle farenin sol tuşuna basılı tutarak sola doğru çektiğim zaman boyunu da uzatabilirim. Bu çizimden sonra şunu yapacağım arkadaşlar. İkinci dikdörtgeni seçeceğim. Döndürme aracını seçeceğim. Döndürme aracının nereden merkez noktası alınacağını seçeceğim. Ve döndürme aracını yukarı doğru sürüklediğim zaman görünen şekli elde etmiş olurum. Ve yapacağım bir işlem daha var. Şu çizmiş olduğum şeklin boyutunu biraz küçülteceğim. Sonra şunun kenar kısımlarını yan yana gelecek şekilde birleştireceğim. Üst kenar kısımlarını yan yana getirdim ve birleştirdim. Bu çizmiş olduğum şekle faren sol tuşuna basılı tutarak bir dikdörtgen içine alıyorum ve ikisini birlikte seçiyorum. Sonrasında grupla diyerek grupluyorum. Bunun aynısını çizmek istediğim zaman araç çubuklarında yansıtma araç simgesine çift tıklıyorum ve burada 90 derece açıyı seçiyorum, dikeyi seçiyorum ve kopyala diyerek aynısını çoğaltıyorum. Şimdi uzaklaşabilirim. Görünüm menüsünden çalışma yüzeyini pencereye sığdır. Seçiyorum ve farenin sol tuşuyla yeni çizmiş olduğum çizimi sağa doğru taşıyorum. Şimdi bu çizimlerden sonra yapacağım şey şu. Orta bant kısmını çizmek olacak. Şurayı genişletiyorum, uzatıyorum. Şurayı uzatıyorum. Sonra yapacağım işlem şu olacaktır arkadaşlar. Efekt menüsünden çarpıt ve yay demek. Yay dedikten sonra bir önceki çizimde kullanmış olduğum açı 46 dereceydi. Ve yatay olarak eğmeyi istiyordum. Eksi olduğu için de aşağı doğru olacaktır. Tamam dediğim zaman yayımı çizmiş oldum. Hatta şöyle biraz küçültelim isterseniz. Şuradan da biraz küçülteyim. Şimdi sadece şu çizmiş olduğum çizimin kenar kısımlarını bir araya getirerek çizimimi tamamlamış olacağım. Evet. Bir işlem kaldı. O da şu. Önce şunu bir şöyle yapalım. Şunun boyutu kısa diye biraz bunu dışarı görünmesi için uzatmam gerekiyor. Şöyle biraz çekersem o da uzayacaktır. Böylece aynısını bu taraf içinde yaparsam eşit bir şekilde olması sağlanacaktır. Evet, bu çizimden sonra metin eklemem gerekiyor. Metin araç simgesine bir defa tıklıyorum. Illustrator çizim diye yazıyorum. Metnimin bunun için oturması için de aynı zamanda şunu yapacağım. Efekt menüsünden yine çarpıt seçeceğim. Yine yay diyeceğim. Yine yatay seçeceğim. 46 derece eksiği ön izlemesiyle tamam dedikten sonra
Bana kalan sadece arkadaşlar şuraya oturtmak çizimini. Evet, bu dersimde dekoratif bant renklemi yapımını anlattım. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.